Şimdi kayıt başladı değil mı yani? Başladı. Evet. Bugün Farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün Fallout Shelter oynuyoruz abi. Bir dakika, şunu söyleyeyim. Şimdi neden Fallout Shelter oynuyoruz? Burası bir sinema kanalıydı. Sen şimdi oyunun videolarımı çekmeye başladın. Sen ne yapıyorsun? Sen en azından mı yapıyorsun diyebilirsiniz ama hayır. Dostlarım öyle değil. Şimdi öncelikle burası bir sinema kanalı olduğunu size kim söyledi? Ben böyle bir şey söyledim. Ben bir şey öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Ve gerçekten söylediysem de artık sözümü geri almış bir durumdayım. Çünkü burası benim kanalım. Ben istediğimi çekerim. Yani böyle bir istediğim içeriği yaparım abi. Yani şimdi istersem havuzumu doldurdum, boşalttım, içine oda kurdum. İstersen bidona şey yaptım, siyah slime yaptım, petrol diye Amerikalılara kakaladım, deli para kazandım, FBI peşime düştü. İstersen halkanın içinden çıkmama challenge, işte arabalı mouse'uma son dokunan kazanır arabalı mouse challenge. İstediğim her şeyi çekerim yani, tamam mı? Burası benim kanalım, özgür bir kanal. Öyle. Ve Fallout Shelter oynamak istedim sizlerle. Çünkü benim hayatımda 3 tane çok büyük dönem vardır. Bir tanesi çok depresif şarkılar dinleyip saatlerce masamın üstünde uyuyakaldığım dönem. İkincisi hayvan gibi Oğuz izlediğim tüm gün dönem. Üçüncüsü de Fallout Shelter oynamaya başladığım dönem. Bu üç büyük benim hayatımın kritik dönemleri vardır. Bu dönemlerden birisine de girmiş bulunmaktayım. Fallout Shelter oynamaya başladım. Sıkıntılar. Ve çok güzel bir oyun. Şimdi Vault 60, 666 görüyorsunuz. Ben ne zaman oynaya başlasam 666 Vault kullanmam. Bu sefer aklıma geldi. Belki öncelerinde de gelmişti. Hatırlamıyorum. Çok iyi bir oyun. Yemin ederim. İnanılmaz müthiş bir oyun. Bu arada umarım sesim geliyordu. Ben mikrofonu böyle yaptım. Yapıyorsa da artık can sağlığı. Bundan sonra daha kaliteli bir sesle dinlersiniz. Şimdi bu oyunun o zaman şunu çıkartmış oldum. Şimdi bu oyun evet güzel falan. Ben bu oyuna başladım dün. Sizle yani sıfırdan bir seriye başlamayacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Rahat mıyım yani? 2,5 saat falan oynamışım ben. 2,5 saat çöpe mi atayım sıfırdan başlayacağım diye. Buradan devam edeceğim artık. Zaten çok bir şey de olmaz. Ben şimdi anlatayım size. Hadi gidelim. Geldiğimizde of Sprite Cool Lime'ın da var yanımda. Böyle Cool Lime çok güzel oluyor. İçiyorsunuz bunu. Böyle fresh oluyor ağzınız. Mis gibi. Marul'dan geçirdiğimiz su gibi oluyorsunuz. Keşke. Şimdi bakalım burada bebeğimiz ne olmuş? Bakın ben bu kadar bir şey yapmışım. Jonathan Fokker mı? Evet. Şimdi bir dakika bunun hemen hikayesini alayım. Jonathan Fokker. Motherfucker görüyorsunuz. Şimdi zaten kan kalsın. Şimdi bakın burada bir adamımız var tamam mı? Su departmanında çalışıyor devletin işlerinde. Bu adamın ismi Motherfucker. Şimdi bunun hikayesini de hemen anlatayım. Zaten küçük bir vaultumuz var. 23 kişi görüyorsunuz. Yani böyle çok bir adam yok burada. Ve genelde herkesin karizması düşük. Bu arada büyüyen haber haber dolaşan bebekler var. Şimdi onu bir yerleştireceğiz. Bir dakika şunu kesin atayım. Böyle işte şeyler var. Karizması düşük adamların. O yüzden bunların böyle sevişme süreleri de uzun sürüyor. Bu adamın karizması 3. Tamam mı? Yani başka bir boka dayadı yok. Yani 2-2 çok ortalama şeyler. O yüzden ben bunu dedim. Ben bu karizma odasına koyayım. Yani çok çocuk lazım olduğu bir dönem vardı. Bunun 13 tane falan çocuk dışarıdan hiç kimse gelmedi neredeyse. Dedim oraya koyayım. Bu herkesi şey yapsın işte. Elden geçirsin. O yüzden ismini de Motherfucker koydum böyle bir görev üstlendiği için. Yani şu anda mesela buradaki herkesin babası falan olabilir neredeyse. Çocuk nüfusunun yarısına fazlası o yaptı. Adam gerçekten sağlam varmış yani adamda değil mi? Şimdi mesela bunu bir tane şeye yerleştirmemiz lazım. Şuraya mesela şurada bir eksiğimiz var. Sonra suda eksiğimiz var. Ben valla yemekle suda çok sıkıntılar çektim. Bir ara. Onları çözmek gerçekten harika oldu ama neyse ki hallettim. Çünkü ben iyi bir şey yöneticiyim. Şunu koydum işte şuraya. Mesela hayır öyle bir şey yok. İşte bu oyunun böyle şeylerden tilt olmamak elde değil. Değil mi? Şimdi mesela bu aptal kadın ne yapıyor burada? Ben de şimdi aptal adam burada şey yapıyor. Tamam çevirdik. Bu arada gerçekten bir niyetim yok ya yani. Ben de sizden bir çalışıyorum. Tamam sen de bir çalışıyorum. Sonra bu adam Chinese Rice. Bu adamın soyadı Rice. Ondan sonra ben dedim kimler pirinçer? Çinliler. O yüzden Chinese Rice koyayım adamın ismini dedim. Öyle de koydum tatlı.
olur bence. Evet. Şimdi her şeyi yaptık. Çocuklarımızı yerlerine yerleştirdik. Nüfusu çoğaltmak gibi bir isteğim yok. Çünkü param yok. Ve adamları daha yerleştirecek yerim yok. 28 yer alıyor en fazla. Bu 5'i de artık dışarıdan gelecek olan olursa alacağım. Biraz yavaş ilerlemem lazım. Çok hızlı ilerledim. Zaten bir tane, iki tane demeyeyim, çocuk dolaşıyor galiba. Bir tane dolaşıyormuş. Bir tane çocuk dolaşıyor. Bu yüzden biraz yavaş ilerlememiz lazım artık. Çok hızlı ilerliyoruz. Neyse, uzun ben size azıcık küçükten bir göstereyim işte. Şuraya şunu işlettim böyle. Bu geliştirebiliyor zaten. Param yok zaten de, gerek yok. Sonra şuraya bir tane su yeri açtım. Çünkü görüyorsunuz suyumuz gerçekten sıkıntılarda. Bu ne kadar var? 20 saniyesi var. Şimdi 20 saniye tam kurtarırız. Yine ucuna kurtarıyoruz yani. Yemekte çok büyük deli sıkıntılar çektim. Nasıl çözdüm hakkında hiçbir fikrim yok. Sonra elektrikçi çok rahattayız burada elektrik. Mesela elektrikte kimler çalışıyor? Gördüm. Bu Isaac Newton. Pardon, kimler? Isaac Newton bu. Evet, Isaac Newton'ımız var. Kim Newton'ımız var. Sonra bu Chinese Rice'ımız buraya vermişiz. Foster. Tanımıyorum. Shyla. Bunun ismi Shyla yaptım. Yani Foster'ın yanına Shyla değil de. Gloria Walker. Rachel Jones. Rachel Jones da güzelmiş. Evet. Evet, isim vermenizi bekliyorum arkadaşlar, çünkü isim yani böyle kendilerine koydukları isim de sanmıyorum. O yüzden mesela Evelyn Hardy. Evet. Son. Bu adam her gözünü izliyor yani. İyi. Olmaz bir adam. Bu da Borutane Pilavcısı var. Bu adamın adı Bob Harvey'di. Bobby Harvey'di. Sonra ben de Bob Harvey yaptım. Bob ismi var gibi. Ama baktım bıyıklardan falan Batuhan Kralçısı'nı bir kandırıyor. Ben dedim bunu best menim yaptım dedim. Bir motherfucker. Benim sağ kolum, bu da sol kolum. Buna papağan verdim. İşte tabancak verdim, tabanca verdim. Her şeyi verdim. Bu adamı dışarı göndermiştim. Bu kıyafetle döndü. Şey yapacağım şimdi. Genel çocuk doğrunda Bruce Wayne koyacağım ismini. Umarım siyah doğmaz. Yani siyah bir Bruce Wayne yapmak istemiyorum. Yani yırtıcılık falan değil. Yani gerçekten konuşuyor. Bu işte formal kıyafeti de ona verelim. Var. Öyle bir düşünce var içinde. Bob Harvey. Aynen, Bob Harvey ismini de buna verdim. İsmini çok hoşuma gittiği için. Hoşa gitmesin dedim. Bir falan gitsinler. Başka isim versen insanlar olmuyor. Burak Harvey. Karı kocalar mı? Harvey. Herkes Simon King. Aynen. Bunda da çok Simon tipi var diye Simon ismini vermiş. Webster, Debra, Clark. Natalie Portman, bunu Portman diyor. Ha, Adam Smith, işte kapitalizmin babası, ekonomist adamımız. Jonathan Fucker. Bu Jonathan Fucker'a ne var? Başka bir isim mi koysak ya böyle bir Fucker soyadı biraz pek insanlar. Ha, mesela bu adam Walker. Bunu yapalım. Ya, soyadlara böyle göre isim geliyor aklıma. Ondan sonra yapıyorum. Tabii ki böyle değil. Paul Walker yapalım bu adamın ismini. Evet, Paul Walker iyi oldu. Paul Walker da evet siyahi değildi. Adamın anısına bir saygısızlık etmiş mi oldum? Olmadım bence. Problem değil. Paul Walker ismini vereceğim. Beyaz bir adamlık ya. Yani beyaz adamların hepsine isim verdim. Kadınlara da bir isim vermedim. Kadınlara da isim verelim ya. Mesela bu kadının ismini Madame Curie yapayım. Ama önce Madame Curie'nin size bakmam lazım. Gerçekten Madame Curie yazmayı bilmiyorum. Evet. Bırakmayın yani. Gerçekten de okunduğu gibi yazılıyormuş. Evet. Tamam. Mesela Madame Curie yaptık. Mesela birçok Harvey var. İşte mesela bu Harvey'ler muhtemelen Motherfucker'ın soyundan geliyorlar diye düşünüyorum. Mesela Bob Harvey. Bu adam da Harvey'di. Adam Motherfucker'ın soyundan geliyorlar. Çünkü herkese dediğim gibi şey yaptı. Evet. Burası aile dostu bir kanal. Kötü sözler söylemiyoruz biz. Gerçekten film... Oha! Biraz 500 para gelmiş. Birden. Görevler 12 battle kazan diyor. 12 savaş kazan diyor. Çok zor bir görev. Abi bu oyunun görevleri eskiden bu kadar zor değil ya. Eskiden oynayanlar var mı? Bilenler varsa.
Bana hak vereceklerdi. Gerçekten böyle değil mi bu oyun görevi eskiden? Bak mesela 6 tane kıyafet ya da şey sat diyor bir tane kutu için. 2 tane kutu açtım ben, bir bok çıkmadı işte. Eskiden çok güzel şeyler çıkarttı. Allah'ım umarım bu oyuna bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Paranın köpeği olmuş bu adamlar. Son oyundan para kazanamayınca bu oyuna geçmişler herhalde. Para tuzağı. Photoshop falan gibi bir şey çevirmişler bunu. Neyse şimdi evet yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun lan bizi mi diyor? 10 dakikayı geçmiş. Evet 10 dakikayı geçtiysek reklam koyamıyorum diye biliyorum da neyse 10 dakika şey neyse tam bitirdim o zaman ya bu kadar. Evet arkadaşlar bölüm 2'de görüşürüz. Gerçekten hiçbir bok yapmadığımız bir bölüm oldu. Niye böyle oldu? İnsan ben yapacağım şeyleri biriktirip ondan sonra bölümü çekeceğim. Bundan sonra böyle bir seriye başlamış olduk. Yani bunu da belirteyim. Güzel bir seri ve yeni bir tane sinemayla alakalı video olarak da Me Too videosu gelecek. Me Too harekatı. Tam harekat değil evet. Bu şaka yazdığım videoda yapacaktım. Keşke oraya saklasaydım. Muhtemelen orada bir daha yapacağım. Me Too harekatı ile alakalı bir video yapacağım. Evet. İşte iyi bakın kendinize. Böyle webcam yapmak için çok uğraştım. Yani aslında çok uğraşmadım da şey yani böyle baktığım video falan öğrendim bunu yapmayı. Çok hoşuma gitti. Gerçekten muhteşem bir olaymış. Ben montajla uğraşacağım sanıyordum. Hiç öyle değil. İkisini beraber kaydetti. Şimdi cuk diye atacağım YouTube'a. Sprite. Limon aromalı gazoz. Ferahlatan tat gerçekten. Ben böyle ferahlatan bir tat görmedim. Sprite de umarım bu özgürlerini duyar ve bana para yapan ihtiyacım yok. Sadece bir şöyle altlık bu kutulardan olan şey gönderse bile yeter. Çok az yandı çünkü. Evet, para kaybolmasın bir tane de onlar hediye etsin. Evet, bu kadar. Unutam hadi gidin mantıklı bir şeyler yapın, kitap falan okuyun. Bilgilendirici videoları izleyin. Böyle saçma sapan oyun videolarıyla vakit kaybetmeyin. Yoruma like atıp abone olun. Bunu da söylemem gerektiğini nasıl aptal bir YouTuber olunur 10 madde kitabında Enes Batur, ay pardon evet Enes Batur yazmıştı. Kitapta öğrendim bunları da işte. Söylemem gerekiyor. Video başında nasılsınız, iyi misiniz falan demem gerekiyor. Dur unuttum artık bir dahaki videoda söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Çok uzatıyorum. 12.30'da. Neyse. Tamam bu sefer gerçekten.